Selamlar, ben Semih. Bugün arkadaşlar yeni bir etkinlik gelmiş dedim, bunun videosunu çekeyim. Ben bu videoda ciddi oynamayacağım ama eğer siz ciddi oynamak istiyorsanız en iyi deseler bunlar. Ben ekrana koyacağım. Ama bugün mücadele içinde mücadele yapacağız. Süper şampiyon mücadelesinde rastgele deselerle bitirmeye çalışacağım. Hemen basıyorum hazırsanız. İlk destemiz bu. Bu nasıl bir deste ise? Tesla, köstebek, balıkçı. Şimdi karşıda elektro ev varsa çok fena yeneriz. 3 maç uzaklıktayız bu arada mücadeleyi bitirmeye. Şu an 9'a 1 gidiyorum. Karşımızda Rahat Z var. Bu arada arkadaşlar videoya beğeni bırakırsanız çok sevinirim. İhtiyacım olduğunu biliyorsunuz. Bu yüzden de size söylüyorum. Evet, Tesla'm hazır. Teri atacağını tahmin etmiştim. Hop, çok gereksiz bir oktu. Harika başladık. Hemen terimizi basalım. Özellik basmıyorum çünkü bir kart atmasını bekliyorum. Kart atmıyor musun? Oo, bir anda yıldırım atınca özelliği de basamadım. İksir yok arkadaşlar, o yüzden köprüden basabilirim her şeyimi. Her şey yer yani, bütün hasarları. Şimdi ben şeye üzüldüm yani, Elite Barbar attığında yakın menzil kartı vermemiş bana. Rastgele deste. O yüzden yakın menzil kartı olarak köstebek kullanmak çok garip. Ama zorundayım bunu. Evet, şimdi arkadaşlar arkadan çıkıyorum çünkü önden çıkmama gerek yok, öndeyim zaten. Saldırma gerek var mı? Yok. Hemen Tesla'mızı dikelim. Çünkü önüne teri atacağı çok bariz. Ne kadar çok teri kullanırsanız o kadar iyi. Bu mücadelede böyle bir kural var. Ana kulenize çekelim teriyi. Orada ne oldu? Değişik bir şeyler oldu. Güzel, balıkçımız çok temiz. Evet, gayet güzel ilerliyoruz. Burada teriyi basmayacağım arkadaşlar. Teri atarsam Elite Barber atacak. Sonra da ben savunmakta zorlanacağım. Köstebekle savunmaya çalışacağım. İki hamle ilerisini gördüm. Ve bana pek mantıklı bir senaryo gelmedi. Arkadan çıktım. Evet, şimdi köstebekle savunmak daha mantıklı. Köstebeği yanlış atsak da teri bizi kurtaracak gibi. Bir de özellik erkenden. Çok iyi. Sağ kuleyi aldığımızı varsaydım. Cehennem Ejder'in hiçbir şey yok. Çarpan hiçbir kartı resesinde yok. Yıldırım dışında, yıldırım atmaz herhalde. Mantıklı olarak atmaması lazım. Hemen balıkçı attık. Garanti olsun diye. Defansif teri hazır mısınız? Son 27 saniye. Kulemizi almaması lazım. Alabileceğini düşünmüyorum ben. İki tane binamız, bir de balıkçımız var. Bir sonraki destede umarım daha güzel bir şey verir. Gerçi bundan daha güzel nedir? Yani çok güzel deste vermiş. Bütün binalarımı dikiyorum. Evet, ilk maçtan galiba şanslıydık. Bakalım ikinci maçta nasıl bir desteyle karşılaşacağız. Hadi geçelim. Arkadaşlar merhaba, video arasında size bir duyuru yapmak istiyorum. GamerArena en büyük Metaverse evrenlerinden bir tanesi olan The Sandbox ile ortaklık gerçekleştirdi. Ve bunu kutlamak için GamerArena önümüzdeki 10 gün içerisinde 3 farklı turnuva yapacak site içerisinde. Her biri 1300 TL olacak ödülü ve toplamda ise 4000 TL yakın ödül olacak önümüzdeki 10 gün içerisinde sadece. Siz de oynamak istiyorsanız çok basit. GamerArena'ya giriyorsunuz, giriş yapıyorsunuz, sonra oyna butonuna basıyorsunuz. Sonra oyundan Clash Royale seçiyorsunuz. Duelable diyorsunuz ve bu kadar basit. Sizi birisiyle eşleştiriyor. Size de iyi oynamasanız bile çok oynayarak kazanabilirsiniz. İyi oynarsanız zaten kazanırsınız. Açıklamaya koyuyorum arkadaşlar linkini GamerArena'nın. Evet, isterseniz videomuza dönebiliriz. Bence bir GamerArena'ya göz atın. Evet, ona bir gidiyoruz. Lütfen güzel bir deste versin bana. Hazırsanız. Fena değil gibi. Çok iyi değil. 3 tane atak kartımız var diye iyi değil. Ama kulübecilik tarzı bir deste. Şok birliği, uçan makine falan. Hoş. Beğendim gibi ya desteği. Çok da olumsuz konuşmak istemiyorum ama Terry'i tutabilecek binalarımız var. Hemen bir özellik. İksiri yok bu arada. Çok önde başladık. Sol tarafa iksirim yok. Şunun kalkanı kırılsın da öyle atayım. Yani genelde arkadaşlar ben kalkan kırıldığında büyü atıyorum. Veya atacağım bir kart varsa
O zaman daha kolay öldürdüğümü düşünüyorum. Şimdi öndeyiz. Güzeliz. Terry attığında Goblin kulübem var zaten. Evet, biraz beklemeyi tercih ediyorum. Dev Goblin benim elimde bir yük, biliyor musunuz? Dev Goblin kullanmayı sevmiyorum. Kraliyette bile çok fazla işime yaramıyor. Bakalım, umarım bunu yenmeyi başarabiliriz. Oo, bir depremi varmış. Evet arkadaşlar, zor bir maç bizi bekliyor gerçekten. Sırf önde olduğum için pozitifim. Bekliyorum, onun da ikisi birazcık dolu. Aha, Terry geldi. Ben de Terry atmalıyım. Benim açımdan baktığınızda çok da karlı bir anlaşma değildi bu. Çünkü ben bayağı bir öndeydim ve şu anda maç eşitlendi. Hatta adam önde. Sağ tarafıma çok vurduğu için. Evet, 2x'i umarım durumlar değişir. Evet, burada barbar kulübesini atmak zorundayız. Depremi olduğu halde. Ama en iyi hamle yaptığım için ben kendimden memnunum. Yani pişman değilim yaptığıma. Hazırsanız değişik bir hamle yapmak zorundayım burada. Güzel. Şimdi daha çok savunmada kalamayız çünkü fazla bir canımız kalmadı. Sağdan girebileceğini düşünmüyorum barbar kulübem varken. Güzel kart toparladık. Kraliyetli vardı Terry. Son şansımız. Çok iyi comeback attık be. Gerçekten mükemmel bir comeback attık. Şimdi son maçımıza geçelim. Yanmaya çok yakındık. Evet, geldik şimdi son destemize. Hemen tıkladım ve çıkan desteği beğenmedim. Şu an videodaki en kötü deste bu olabilir arkadaşlar. Çünkü Terry tutacak hiçbir şeyimiz yok. Hadi ilk maçta Tesla balıkçı göstermek vardı. İkinci maçta da az çok bir şeyler vardı, binalar falan, ama bu destede Terry'yi tutabilecek hiçbir şey yok. Ben de Terry ile başlayayım madem. Terry ile başlamak oyundaki en iyi başlangıç olabilir şu an. Tabi Terry normalde yok biliyorsunuz oyunda, ama hani bu mücadele için en iyi başlangıç Terry bence. Özellikle hava ekti. Hadi bakalım, ben burada ne yapayım mesela? Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hasarı yiyin, sonra kontra atağa çıkın bir şey yapamıyorsanız. Yedim şimdi atağı, şimdi kontra atağa çıkıyorum. Sonuçta saldırırken iksir kullanıyor. Bedava atmıyor saldırırken kartlarını. İksiri kalmadı. Top arabası garanti kulede şu an. Güzel, bizim için efsane bir takas oldu. O Terry atmasına gerek yoktu bence. O yüzden ben de Anur Kulesi'ne gidiyorum. Balıkçı gelsin, sonra şövalye atacağım. Balıkçı kendini binaya çektikten sonra kart atarsanız balıkçı döner sizin attığınız karta. Bunu ben eskiden öğrendiğimde bayağı bir işime yaramıştı, kullanmıştım. Hala da kullanıyorum yani. Evet, ana kuleye güzel vurmuşuz. Onun da ana kuleme saldırma imkanı var. Dolayısıyla biraz sıkıntı bir maç. Yaş bir maç çünkü binici attığında vuracak. Terry attığında daha doğrusu. Evet, atak potansiyelini kesebilmek için 3 slasher attım. Saldırmayacaksın değil mi? Defansif özellik mi kullanacak? Güzel attı, zekice. Evet, şimdi buradan ana kuleye nasıl yürürüz? Terry atsam, yıldırım atsam, muhafız atsak olmaz. Oho, efsane yıldırım pozisyonu verdi. Arada topla kaynadı. Hemen bir zehir özellik.
Biter mi maç? Biter. Biter maç. 3 tane çok güzel maçtı arkadaşlar. Rastgele desteğiyle mücadeleyi bitirdik. Siz normal desteğiyle hele hele bitirebilirsiniz. Evet, video bu kadardı. Kolay bir mücadele. Bence hepiniz bitirebilirsiniz. Dükkandan da bu aldığınız tokenlerle alışveriş yapabiliyorsunuz. Yani şu sezon jetinin galiba ismi. Evet, umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda saat 17.00'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.